Hazır mıyız gençler? Herkese günaydın gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir deplasman video ile karşınızdayız. Bugün farklı bir şekilde açtım. Bugün deplasmanımız İstanbul'da olduğu için otelde kalmıyoruz. O yüzden evdeyiz. Bütün gün ne yapacağımla ilgili, deplasmana nasıl bir hazırlık yapacağımla ilgili videoyu bu şekilde çekeyim dedim. Ve sabah tabii ki bu eşek sıpasını gezdirmekle başlıyoruz. Gençler, bu maç çok önemli bir maç. Çünkü iki maç üst üste bu sene daha kazanamadık. Onun için çok önemli bir maç. Geçen maç sigortam.net lideri güzel bir şekilde kendi evimizde yendik. İlk galibiyetimizi aldık evimizde. O bizi mutlu etti. Çünkü iyi bir de basketbol oynadık. Daha doğrusu agresif bir basketbol oynadık. Bu bizi sevindirdi. Güzeldi. O yüzden şimdi Haremspor gibi zorlu bir deplasmanla tekrardan karşı karşıyayız. Bu spayı da bayağıdır görmemiştiniz. Onu da göstereyim dedim. Kobiş, göster bakayım onu kendine. Tabii ki gösterir mi? Yok. Devamlı bir şeyleri yalayacak, yutacak, koklayacak değil mi babacığım? Ha? Hiç selam vermek yok değil mi? Benim özelimde de geçen maç bayağı iyiydi. İyi oynadım. Yani üçlüklerimi sonunda böyle birazcık daha iyi hissettim. Zaten bütün hafta çok ciddi çalışmalarım vardı. Her idman sonrası, yani herkes gidene kadar tek başıma çalışıyordum yani. Hatta herkes gittikten sonra çalışmaya devam ediyordum. Bu hafta da aynı şekilde yaptım. O yüzden bu hafta da kendime güveniyorum yani. Zaten Harem'in sahasını da severim. Geçen sene de o sahada ritim bulmuştum. Yine şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada saha değerlendirme olayını çok sevmişsiniz. Ben de sevdim. O yüzden bu saha değerlendirme olaylarını yapmaya devam edeceğim. Güzel oldu. Şimdi bu Harem'in sahasını değerlendireceğiz. O da inşallah hoşunuza gider. Böyle böyle bütün sahaları, profesyonel sahaları da görüp onları da siz de değerlendirmiş oluyorsunuz. Bu arada yeni içerikler çekiyorum. Söylemek istemiyorum ama böyle ben de heyecanlıyım o içerikleri. Böyle değişik yani, hiç olmayan şeyler. Biliyorsunuz biz olmayan şeyleri çekeriz. Olan şeyler bizi ilgilendirmiyor. Olmayan şeyleri çekmek için uğraşıyorum. Aklıma yeni yeni fikirler geldi. Dün akşam da Burakcan hocamla beraber bunun matematiğini yaptık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl olabilir diye. Güzel bir içerikle geleceğim. Daha doğrusu birkaç tane içerik ama zamanla. Birkaç tane de eskiden yaptığımız içeriği tekrardan gündeme getireceğiz. Yani YouTube'culuğa devam ediyoruz. Kobi koş. Asıl antrenman şimdi başladı. Böyle deli gibi koşuyor. Atıyorum. Evdeyken maçtan önce ne yiyorum diye merak edenleriniz var ise, ki zannetmiyorum çok merak eden olduğunu ama vardır diye tahmin ediyorum belki azıcık. Onlara da maç öncesi evde ne yediğimi, ne yaptığımı, ne hazırladığımı göstereyim hemen. Bu air fry bayağı işime yarıyor. Koku az oluyor. Ondan sonra diğer şeylerle uğraşabiliyorum aynı zamanda. Yok tavuğu çevir, yok bilmem ne yap vesaire falan filan. Onlarla uğraşmıyorsun. Yok tava temizle. O da yok. Bunu böyle geçiyorsun. Ondan sonracığıma gerisi kolay. Sonracığıma tavuklarımızı alıyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz. Üf. Air fryer'ınız olmasına gerek yok arkadaşlar. Fırında da yapabilirsiniz. Daha uzun sürer. İşte 40 dakikada pişirirsin. Bu 15 dakikada pişiriyor, 40 dakikada pişiriyor. Yani evde yemek yapmak zor değil yani. Ve neden tavuk yiyorum? Maç öncesi protein. Zaten otelde de kalsak aynı yemeği yiyoruz biliyorsunuz. Şu ana kadar hep gösterdim. İşte tavuk, makarna, pilav. Şimdi biz artık alışmışız. Ben 20 yıldır bu sporu yapıyorum. 21. yılım. Hep bu var. O yüzden alışmış kudurmuştan beterdir diyoruz. Ve bunları yapıştırıyoruz. Sonra şimdi şunu yaptıktan sonra abi bir günde ne yemek yiyorum, sporcular ne yemek yer, videosu yap falan derseniz vallahi kafanızı kırarım. Çünkü öyle bir videom var. İzleyecekseniz gidin onu izleyin. Zaten çok bir şey değişmiyor. Genelde aynı şeyleri yiyip duruyorum yani.
Çok acayip acayip böyle şey beslenmeleri beklemeyin ya. Böyle acaba anasını şunu şu kestane suyunun dinlenmesini yedim. Şunun inciğini içtim bunun. Yok öyle bir şey yok abi. Biz klasik bir sporcu beslenmesi. Hani böyle ekstra coşmalı moşmalı bir şey yok. Normal insan gibi besleniyoruz işte. Ama şimdi aklıma geldi. Belki aranızda genç kardeşlerim vardır. Yepyeni daha bu yemek yapma işlerine falan filan başlayacak falan. Böyle makarnayı nasıl haşlamanız gerektiğini bilmem. Anneniz babanız bir şey göstermiyorsa ben size kısaca söyleyeyim gençler. Suyunuzu kaynatıyorsunuz. Ondan sonra suyu kaynamış suyun içine birazcık tuz, birazcık zeytinyağı koyuyorsunuz. Sonra makarnanızı atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ondan sonra 8-9 dakika artık makarnanın şeyine göre, şekline göre onu pişiriyorsunuz. Sonra süzüyorsunuz. Süzdükten sonra sos yapmak istiyorsunuz. Sos yapmak da çok kolay. Hafif bir tereyağı veya zeytinyağı koyuyorsunuz. Salça koyabilirsiniz, domates rendeleyebilirsiniz. Pesto yapmak isteyen ayrı onunla uğraşmayın. Sizin için kolay olsun. Domates salçası azıcık koyuyorsunuz. Makarnanın suyunu boşaltmadan önce birazcık makarnanın suyunu alıyorsunuz. Ondan sonra onu böyle bir beraber karıştırıp hafiften bir böyle pişiriyorsunuz. Sonra makarnanızı içine atıyorsunuz. Soslu makarna oluyor. Bu da genç kardeşlerim için küçük bir abinizden şey olsun. Yani içine tabii şey de yapmak isterseniz peynir atarsanız, azıcık süt atarsanız veya krema atarsanız onlar da tabii güzel olur yani. Finalde şöyle bir görüntü oluyor gençler. Maç öncesi de yediğim şey bu. Evet, sahaya geldik. Güç bela, trafik mrafik bir şeyler ama hızlı bir şekilde geldim. Yavaştan size de sahayı tanıtmaya başlayacağım. Kızların maçı var, küçük kızlar. Bilmiyorum, genç BGL'ler galiba. BGL maçı var. Bakalım nasıl oynuyorlar. Adıla, bitiyor kızlar. Adıla. Bakalım nasıl oynuyorlar. Onlar öndeler ama yok. Burası Berlin önde. Emrah Kolu geride. Önde Adıla bekliyor. Comeback yaptı yani. Acayip bir maç oluyor. Hakemler de bayağı kötü bu arada. Klasik. Şu 7 numara oyuncu. 7 mi o? 1 numara. Kızımız oyuncu. Çok iyi şut atıyor. Geçen sefer soyunma odalarını değerlendirmemiştik. Şimdi onu da yapalım. Soyunma odalarını da gösterelim. Ekleyelim her seferini. Unuttuğum bir şey olursa siz söyleyin. Yani soyunma odası bayağı küçük. Çok küçük. Ama en düzgün, temiz. Çok bir pislik yok yani. Bakalım. Evet böyle. Duşlar muşlar. Onlar da temiz yani. Burada duş. Bakayım şu ışıkları açayım. Temiz duş alınıyor yani. Sıkıntı yok. Tuvalet muayet her şey temiz. O yüzden bir problem yok. Soyunma odası fena değil. Sadece küçük. Evet gençler. Bahçeli Evler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ne hoş geldiniz. Bugün burayı tanıtacağız. Genel anlamda güzel bir atmosfer var. Yani biraz loş ışıklar ama büyük bir salon, güzel bir salon. Ben seviyorum. Geçen sene ilk buraya gelmiştim. Bu sene de güzel. Parkeler sağlam ama bazı yerlerde yine klasik topun sekmediği yerler var. Yok değil dersek yalan olur. Çemberler klasik bir Türkiye standartlarda. Biri diğerini tutmuyor. Biri alçak, biri yüksek, biri sert, biri yumuşak. Ama genel anlamda büyük, geniş tribünler var. Rahat. Çok fazla taraftar yok. O yüzden çok bir atmosfer oluşmuyor. Ama fena değildi yine. En azından bir noktada bir şeyler var. Klasik bir scoreboard, herhangi bir jumbotron vesaire yok. Ama ben buraya 10 üstünden 6 veririm. 10 üstünden 6 verilecek bir atmosfer diyebiliriz. Genel anlamda büyüklüğü, ferahlığı olsun. Soğuk değildi o kadar. Güzel. Yani keyifli. 10 üstünden 6 yeterli. Şey arkaya bırakmayalım. Bunlarla devam. Bunlarla sezon devam ettireceğiz gibi. Park 20 değil.
Yeah.
Thank you.
Başka! 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 Başka nerede? Başka! Evet arkadaşlar. Benim kovumculuğum için gayet. Hepinizi kutluyorum. Çok güzel bir maç verdiniz. Yani takım bu. Siz musunuz? Siz artayım gayet. Evet gençler, bayağı güzel bir deplasman galibiyetinin ardından evime geldim. Rahat rahat size bir kapanış çekmek istiyorum. İki hafta üst üste kazanmamızın şöyle bir önemi vardı. Sigorta.net galibiyetinin şans olmadığını insanlara kanıtlamak istedik ve kanıtladık. Harem Spor gerçekten sezonun iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle yabancı oyuncuları çok formda ve hani bu galibiyeti almak bizim için hem bir özgüven anlamında bir boost oldu. Hem de insanlara evet biz artık değiştik ve geliyoruz, daha güçlüyüz dedirttik ve çok önemli bir eksiğimiz olmasına rağmen bu şekilde herkes bir özveri koydu ve maç kazandık. Çok önemliydi bizim için. Çok mutluyum. Hem galibiyet için çok mutluyum, hem oynadığım oyun için çok mutluyum, hem takım arkadaşlarım için çok mutluyum. Şimdi asıl ama önemli dönemeçteyiz. Şimdi bütün maçlar, yani bütün galibiyet farkı 1-2, daha çok 1. Yani önümüzdeki 4 maçta eğer galibiyet sayımızı yükseltirsek bir anda 14. 15. sıradan 6. sıralara, 5. sıralara kadar yükseleceğiz. Bu kadar da basit bir şey TBL'de aşağıya düşmek ve yukarı çıkmak. O yüzden hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Bize destek olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Köstek olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlarsız da bu noktaya gelemezdik diye düşünüyorum. Hala ilerleme aşamasındayız. Hala bir noktaya gelmedik aslında ama çok önemli bir yola adım atmış olduk. Bir yola girdik ve belli bir ritimde iyi oynamasak dahi belli bir ritimde oynadığımız için o bize maçı kazandırıyor ki bu çok önemli. Biz daha emin olun en iyi basketbolumuzda değiliz. Kesinlikle %60, hani 70 bile değil yani %60'larda oynuyoruz. TBL de böyle bir lig zaten. Sonlara doğru açıldınız mı çok daha başarılı olabileceğiniz bir lig. Başta ne yaptığınız çok acayip bir önem teşkil etmiyor. Her şey olabiliyor. Sezon çok uzun. Hala 20 küsur hafta var ve 20 küsur haftanın sonunda playoff süreci var. O da uzun bir süreç. Ben bu takıma çok güveniyorum. Kendime de çok güveniyorum. Staff'ıma da çok güveniyorum. Kulübümdeki herkese çok güveniyorum. Bence biz playoff'lara kaldıktan sonra dediğimiz gibi kartlar yeniden dağıtılacak ve sizler de geçen sene olduğu gibi yeni bir belgeseli, yeni bir serüvene tanıklık etmiş olacaksınız. İnşallah sezon sonunda da hep beraber yine elimizde bir kupayla, elimizde bir şampiyonlukla, bir başarıyla bir sezonda geçirmiş oluruz. Bu tarz şeklinde devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz, arkadaşlarınıza yolluyorsunuz. Birazcık daha yorumlarda sizinle etkileşim halinde olmak istiyorum. Lütfen yorumlarda ne düşündüğünüzü yazın. Zil de açarsanız videolar geldiği gibi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın gençler. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.